Şöyle dünkü linkten girmeye çalışmış arkadaşlar da. Evet, bana da geliyor o mesajlar, cevaplıyorum. Biraz daha bekliyoruz. Şöyle diyor. TF'de tek ID var diyor. O da dünkünü atıyor Hayır, diyor. o söyle, o bugünkü Bu admit yapıyoruz değil mi? efendim. Admit yapıyoruz şeylerden Evet. katılanları. Aynen admit yapıyorsun, hepsi giriyor. Tamam, okey. Admit all yaptığın zaman hepsi katılıyor. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yeni yeni toparlanıyoruz. Biraz daha 1 2 3 dakikamızı daha sizler için bekleyeceğiz. Berk, beni duyuyor musun? Berk Yiğit Buluş. Duyuyorum hocam. Ha, tamam, kayıt sende, bir sıkıntı yok değil mi kardeşim? Yok yok, problem yok. Dünkü Tamam. kayıt da sende, değil mi? Yani şu an bunu da kaydediyorum. Dünkü kayıt da bende. En son Evet, bu mesajlaşma chat bölümünü de kaydettim. tamam, tamam, harika. süper. Çünkü bunları YouTube'a ekleyeceğiz. Gelemeyen arkadaşlar için oradan da tekrarlayacağız. Arkadaşlar en azından kısa bir hani bilgilendirme yapalım. Biliyorsunuz dün sporcularla Cengiz Hoca eşliğinde antrenörlere de açmıştık, açıktı. Dün sporcularımızla 350 kişilik bir katılımla güzel bir sunum yaptı Cengiz Hocamız. Geri dönüşler gayet olumluydu. Bu noktada dün yapılan sunumun üstüne daha önceden sporcularla yapılan anket doğrultusunda size geri bildirimler verecek Cengiz hocamız. Bununla ilgili bir sunum hazırladı. Bu sunum doğrultusunda işte bu dönemde neler yapılabilir, sporcularla nasıl hareket edilebilir, ondan sonracıma nelere dikkat etmeliyiz, ne gibi önerileri var. Tamamen yapılan anket ve değerlendirmeler sonucunda bizi bilgileri aktaracaklar. Ayrıca arkadaşlar seminerler interview olarak bu şekilde devam edecek. Pardon, webinar olarak, özür dilerim. Devam edecek. Önümüzdeki hafta sadece antrenörler için çok iyi bir yurt dışından antrenörümüzü davet etti. Kabul etti. Bu noktada bu dönemde eğitim anlamında boş kalmadan kendimizi geliştirmek adına sizlere hem de kendimize, yani bizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Cengiz Hocam, dün bahsetmiştim, bugün sizlere de ufak bir ilk ön konuşmayı yapayım. Marmara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Spor Psikolojisi bölümünün başında ve birçok öğrencisi, ileriye dönük spor psikolojisi aslında birçok öğrencisi mevcut ve bizleri de yetiştiren hocamız. Bu noktada kendisine sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum. Bize bu şekilde bir desteği bu dönemde olduğu için. Ayrıca sunuma katılan her antrenörümüze bir e-sertifika vereceğiz. Bu noktada e-sertifika için de birazdan size ya bir mail adresi ya da sunumun sonuna doğru veya chat bölümüne isim, soyad ve mailinizi yazmanızı isteyeceğiz. Ama şu an için daha net değil, belki mail olarak organize edebiliriz. Umarım iyi bir sunum sizler adına geçer, memnun kalırsanız. Geri bildirimlerinizi ve paylaşımlarınızı bu noktada bizleriyle yaparsanız gelişimimiz adına ileriye dönük daha somut adımlar atabiliriz. İbrahim Hocam, okey miyiz? Ne diyorsun? Daha Hemen gelen...
Hemen tüm antrenör abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim buradayken bu dönemde nasıl bir katkı sağlayabiliriz kendimize ve antrenör meslektaşlarımıza diye düşündüğümüzde en iyi çözümün bu dönemi eğitimle geçirmek olduğunu karar verdik. Bu noktada Yasin Hoca da az önce bahsetti. Haftaya Stefano bir depar analizi ve depar nasıl düzeltilir? Depar yaparken starttaki hatalar hem serbest kelebek kurbağa için hem sırt için starttaki deparlar ve bunların düzeltilme koordineleri, düzeltilme şekli konusu üzerine bir seminer verecek Stefano. Sonraki haftada yurt dışından antrenörlerimiz katılacak. Yurt içinden antrenörlerimiz de olacak bu noktada seminer için. Ve biz bu dönemde şöyle bir şeye karar verdik aslında. Bu web üzerinden webinar seminerlerinin aslında sadece bu dönem, pandemi dönemi için değil, önümüzdeki dönem için de kullanılması gerektiğini. Çünkü şehir değiştirmeden, yol masrafı yapmadan, oturduğumuz evimizde antrenmanları iptal etmeden kendimizi geliştirme olanağı sunacak bu bize. Bizim de bu krizden kendimize artı olarak çıkarabileceğimiz bir eğitim sistemi oluşturmayı düşündük. Bu noktada her hafta hemen hemen 10 günde bir farklı bir isim bizlerle olacak ve biz bu sayede kendimizi geliştirmiş olacağız. Cengiz Hoca ile başlamış olmak da bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Bu dönemin en önemli konusu bizce de psikolojik yaklaşım sporcularda ve antrenörlerde. Kendisine tekrar teşekkür edip biz Cengiz Hoca'ya sözü bırakmak istiyorum. Herkese keyifli bir webinar diliyorum. Evet, herkese merhabalar. İbrahim Hocam, Yasin Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel müdürlerinizden, çok güzel sözlerinizden dolayı. Değerli hocalar, hepinize merhabalar. Tabii ki bu içinden geçtiğimiz zor bir süreç. Aslında hiç beklemiyorduk hiçbirimiz bu şekilde sonuçlanacağını. İlk başlarda işte bu virüsün Çinlilerin, işte uzak doğuların akciğerlerindeki proteine bağlandığı falan gibi böyle biraz konular döndü. İşte sadece yaşlılar etkileniyor efendim, işte yayılmaz. Zaten bu kadar önemli değil diye uzmanlar oldu. Fakat maalesef içine geldiğimiz ortamda, şartlarda diyelim. Maalesef beklenenin çok üzerinde bir etki yaptı bütün dünyada. Bu aslında yaptığı etkinin içerisinde belki de en yıkıcı etkilerden birisini spor üzerinde yaptı. Spor organizasyonlarından başlayarak bireysel olarak sporculara ve antrenörlere kadar geldi. Çünkü birçok alanda üretim devam ediyor. Fabrikalar falan çoğunlukla hani ara verseler de çalışıyorlar. İşte okullar uzaktan eğitimde en azından sürdürülebiliyor. Biz de üniversitedeki derslerimizin çoğunluğunu işte sürdürüyoruz. Hatta bugün aramızda 5 tane de yüksek lisanstan müddeyi de sayarsak 6 tane galiba. İşte zaten hem sizden hem bizden arkadaşlarımız da var. Onlar da bu konularla ilgili işte projeler geliştirmekteler. Dolayısıyla bu içinde hiç beklemediğimiz bir şekilde içinde düştüğümüz durumun içerisinden İbrahim Hocalar, Yasin Hocaların da söylediği gibi güçlenerek çıkmanın yollarını aramak zorundayız. Bu tabii ki spor camiası için çok yeni bir durum. Hani daha önce olimpiyatların falan ertelendiği veya işte boykot edildiği durumlar var. Onlar dünya savaşları gibi ortamlarda olmuştu. Veya politik işte 80 olimpiyatları, Moskova olimpiyatlarında politik olarak bazı ülkeler katılmamıştı. Ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Hakikaten de işte biraz evvel İbrahim Hoca'nın söylediği gibi bu dönemi eğer eğitimle geçirebilirsek hem kendimiz açısından hem de sporcularımız açısından. Hatta eğitimin yanında sporcularımızın bazı normalde keşke zaman olsa da yapsak diyebileceğimiz bazı iyileştirmelerini ve onlarla ilgili bazı antrenmanları da bir şekilde yapma şansı bulabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda ana başlık olarak bugün konuşmayı hedeflediğimiz şeyler şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu arada değerli hocalarım bir chat sayfası var biliyorsunuz. Oradan arzu ettiğiniz zaman bir şey girerek, yani soru veya öneri veya herhangi bir şey bana iletmek istediğiniz, konuşurken dikkat etmemi istediğiniz herhangi bir şey olursa mesajını lütfen oraya yazın. Onu ben açık tutuyorum şu anda. Oradan cevaplamaya ve en azından konuşarak cevaplamaya gayret ederim. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken işte ilk değerli arkadaşlarımız işte Yasin Hoca beni aradığında ben dedim ki sporcularla biz çalışma yapmadan önce bir onlardan geri bildirim alalım. Yani onların durumunu tam olarak bilmeden
bir şey yapamayız. Yani yaparız ama ezbere olur diye düşündüm. Ondan dolayı da sporcularımıza bir Google Form üzerinden 20 soruluk bir form oluşturduk. Oradan bazıları bunların çoktan seçmeliydi, bazıları da açık uçluydu. İki tane de psikolojik testle beraber bunları uyguladık sporcularımıza. Ben öncelikle biraz kısa bir giriş yaptıktan sonra buradan aldığım geri bildirimler ve bu geri bildirimler üzerinden de tabii hepimizin düşünmesi lazım. Yani sporcuların durumunu anlamak adına. Sizler muhakkak sporcularınızla zaten sürekli görüşüyorsunuz. Onların durumunu biliyorsunuz. Ama böyle global olarak yani işte 500'ün üzerinde sporcuyla yaptığımız bir çalışma olduğu için farklı da sonuçta fikirler verebilirdi düşünüyorum. Onun oradaki bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir takım tablolar ve grafikler halinde. Daha sonra işte buradan yola çıkarak bizim açımızdan, antrenörler açısından bu süreci yönetmekte biz neler yapabiliriz, nasıl bir süreç işletebiliriz? Buna bakacağız. Daha sonra da işte bu sporcuların içinde bulunduğu durumdan güçlenerek çıkması için bir takım öneriler neler olabilir? Bunları hep beraber tartışmaya çalışacağız. Bugünkü ana başlıklarımız bunlar olacak. Dediğim gibi 517 sporcudan geri bildirim aldık. Bunların 239 tanesi kadın, 278'i erkek. Ve 57 de milli sporcumuz katıldı bu anket diyelim, anket uygulamamıza. Aslında diğer taraftan da şunu söylemek istiyorum bir parantez açarak. Bu tür verilere gerçekten ihtiyaç var. Şu anda dünkü sunumda da biraz bahsettim. Katılan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bu COVID sürecinde spor camiasıyla ilgili henüz daha yayın yok yani. Çünkü ağırlığı hayat kurtarmaya falan adadığı için bilim dünyası biraz o taraftan çalışıyor. Belki de bu sayede elde ettiğimiz veriler, topladığımız veriler bizim de önümüzü aydınlatacak olan veriler. Bu anlamda da bunun belki devamında da ihtiyaç olan, yani mesela sizler lütfen chat'e de yazın. İhtiyaç duyduğunuz bilgi, yani psikolojik açıdan tabii ki söylüyorum. Hani nasıl toplayabiliriz? Yani fikir verebilirseniz iyi olur. Buna dönük belki yeni uygulamalar da yapma şansımız olabilir. Bu eğitim süreci nasıl olsa devam edecek. Şimdi yaş olarak bakarsak oldukça genç bir katılım var. Burada bakın alt tarafta yaşları görüyorsunuz işte 10 yaştan başlayarak böyle işte 20'ye kadar geldiğimizde yaklaşık işte 13-14 yaşların en yüksek şeyde olduğunu işte sayılarda olduğunu görüyoruz. İşte 20'ye doğru geldikçe azalıyor daha sonra epey az. Bu arada 40 yaşında bile katılan var sporcu olarak muhakkak tabii ki veteran olarak da devam eden sporcularımız olabilir. Antrenör sporcu da olabilir. Bilemiyorum. Tekrar bir parantez açmak istiyorum. Burada antrenörlerimizle ilgili de bu tür çalışmalar kendimizle ilgili kendimizi daha iyi hale getirmeyle ilgili bu şartlarda psikolojik çalışmalar da yapmayı istiyoruz. Dün kendi aramızda yaptığımız toplantıda bununla ilgili bazı şeyler konuştuk Yasin İbrahim hocalarla beraber. Daha sonra bununla ilgili bir fikir oluşturabilirsek o konuda da ilerleme sağlarız. Ortalama yaş 14'tü bu katılan sporcularımızın içerisinde. Şimdi burada bizim için önemli olan tabii konulardan bir tanesi sporcuların evde kalma süresi. Yani bu işte tabii yaşla ilgili bu gelen yasaklamayla da beraber var. Evde kal işte ne diyelim ona kampanyası sayesinde de evde kalan sporcularımız var. Tabii ki işte tabii büyük yaşta olanlar da var. Sonuçta 20 yaşın üzerindekiler için zorunlu değil. En azından hafta içerisinde. Ama baktığımızda burada oldukça uzun süredir evde kalmış olan yani 50 günlere kadar evde kalmış olan sporcular var. İşte yüksek rakamları kırmızıyla bakın işaretledim. 20 günün üzerinde epey bir şey var. Sanıyorum bu 30 olanlar öğrenci arkadaşlarımız olsa gerek çoğunlukla. En azından lisans öğrencisi ve daha aşağı olan üniversite öğrencisi olan arkadaşlarım bu telefonun sesini kısmıştık ama böyle bir durum var. Evde kalma süresi bizim için önemli bir parametre. Bu süre uzadıkça sporcuların üzerindeki psikolojik baskının artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda işte biz sporcularımızı yönlendirme anlamında ailelerle tabii ki beraber yapabileceğimiz şeyler olacaktır. Belki biraz bu süre içerisinde hani dünkü sunumda biraz onlara yer verdim. Bugün çok fazla eğilmeyeceğim ama hatırlamak gerekirse sporcularda biraz kaygı oluşmasını bekliyoruz.
biraz stres altında olmalarını, yani gerginlik yaşamalarını bekliyoruz. Bunlarla beraber içinde bulunduğumuz bu sürecin sporcuların biraz böyle boşluk hissetmesini, hedefsiz, amaçsız kalmalarına yol açacak bir takım düşünce tarzları geliştirmelerine yol açma ihtimali var. Çünkü şöyle bir şey var aslında, bunun temel dinamiğine baktığımızda biz psikolojide şöyle bir şey söylüyoruz. İnsan biyopsikososyal bir varlık. Şu andaki içinde bulunduğumuz bu işte koronavirüs tehdidi altında baktığımızda insanın biyolojik varlığını tehdit eden bir şey var. Aynı zamanda da sosyal varlığını tehdit eden bir durum da var. Geriye zaten psikolojisi kaldı. Onda bu ikisi beraber etkileme şansına sahipler. Çünkü bu sosyal mesafe kuralları, çok yüksek bulaştırıcı olan bir virüsün olması, insanları birbirine karşı böyle kuşkuyla sokakta yürürken bile veya bir yerde karşılaştıklarında kuşkuyla bakmasına yol açan bir durum var. İnsanların birbirinden uzaklaşmak zorunda bırakan bir durum olduğu için bunun yan bir takım etkilerin de olmasını bekliyoruz. Hatta şöyle bir şey tabii ki olacaktır. Bu virüs tehdidi işte ortadan kısmen kalktığında, en azından işte tekrar antrenmanlara başladığınızda ki en avantajlı branşlardan birisi belki de yüzme olabilir bu konuda. Çünkü işte suyun etkileri, klorlu suyun etkileri bu virüs konusunda herhalde bir takım faydaları olacaktır yüzme sporcuları için. Bir de işte direkt vücut teması olmayacağı için sanırım bir avantajı olacaktır. Bunun da tabii iyi çalışılması lazım. Ayrıca bunun araştırılması da lazım. Ama şu anda öyle şeyler konuşuluyor ki dünyada işte belki bir sene değil sadece, belki iki sene için bile bütün spor organizasyonlarının ertelenme ihtimalinin olduğunu söyleyen görüşler de var. İnşallah da böyle olmaz. İnşallah bir an önce bu şey çözülür. Tekrar konuya dönecek olursak, insan biyopsikososyal bir varlık. Virüs bizim biyolojik varlığımızı, bedenimiz tehdit ediyor. Aynı şekilde sosyal izolasyon ve diğer işte bulaşma ihtimalinden kaynaklanan riskler de bizim sosyal varlığımızı etkiliyor ve bundan psikolojik varlığımız son derece fazla etkileniyor. Genel psikolojik durum olarak bakarsak, sporcuların şöyle bir baktığımızda genel psikolojik durumunda neler görüyoruz diye baktığımızda durumun biraz değişken olduğunu görüyoruz. Kişiden kişiye değiştiğini görüyoruz. Ben şimdi burada size sporculara şu sorduğumuz soruyla genel psikolojik durumunuzu tanımlayın diye böyle bir cümleyle veya birkaç cümleyle bazen tanımlayan arkadaşlarımız da oldu. Bu paylaşımı yapmak istiyorum. Bununla ilgili bir sizlerle ben dosya paylaşmak istiyorum. Bunu chat şeyimizin üzerinden yapabiliriz. Chat ekranın üzerinden yapabiliriz. Onu bulmaya çalışıyorum sunumu kapatınca. O da gitti. Bir saniye lütfen. Şimdi ben size bir dosya atacağım. Bunu tabii tek tek anlatmak yerine size bu dosyayı atıp hepsini okumanızı istedim. Çünkü 500 civarında satır var. Daha sonraki sorularda konsolide ettiğim ve böyle ortak bir rapor haline getirdiğim kısımlar olmakla beraber özellikle bunu tek tek sporcuların durumunu görmeniz açısından okumanızı rica ederim. Şu anda tabii hepsini belki okuyamayabilirsiniz. Ama sunum bittikten sonra genel psikolojik durumla ilgili bu küçük göndermiş olduğum text dosyası, yani herhangi bir kelime işlemci programında ya da çip tıklayarak bilgisayarda açabileceğiniz bir şeydir bu. Dosyadır. Orada şunları göreceksiniz. Öncelikle kadın sporcularla erkek sporcular arasında birazcık farklılıklar olduğunu görüyoruz. Daha sonra da bu konuya tekrar döneceğiz. Burada tek tek baktığımızda işte mesela sporcular neler söylemişler psikolojik durumlarıyla ilgili, işte pozitif diyen var, bozuk diyen var, iyi diyen var, sıkılmış diyen var, mental olarak çok yorgun hissediyorum diyen var mesela. Her şey boşa gitmiş diyen sporcularımız var. Her şey boşa gitmiş gibi, gereksiz yorgunluk, bunalım. Ondan sonra evinden ayrı kalanlar var. Anne babalarından ayrı kalan gençler var. İşte sağlık çalışanları, özellikle anne babaları varsa. Bunların yanında çok iyi durumdayım, dinlendim, buna ihtiyacım varmış diyenler de var. Odaklanma problemi yaşıyorum diyenler var. Ondan sonra evde eğlenmeye çalışıyorum diyenler var. Mutlu ama sıkılmış bir durumdayım diyenler var. Sporla ilgili konuya tekrar dönünce bu sayede nasıl diye bir şey var. Çünkü orada ne kadar süredir spor yüzme antrenmanları yapamadınız? Bunların etkileri üzerinden de biraz sorularımız vardı. İşte genellikle burada göreceğiniz şeyler sıkıntı, endişe,
biraz bunalmış oldukları, kendilerini mutsuz hissettiklerini göreceğiz. Bunu bakarsınız. Hani ben uzun uzun atmadım ama genel olarak böyle satır satır, belki açan arkadaşlarımız olmuştur. Satır satır görebileceksiniz. Yani yaklaşık 500 satırlık. Herkes buna ne cevap vermişse bu şekilde paylaşmış olduk bir tanesini. Burada dediğim gibi ben istatistik analizler de yaptım. Bazı regresyon analizleri yaptım burada. Özellikle kadın sporcuların, özellikle milli kadın sporcuların biraz daha fazla kaygılandıklarını görebiliyoruz. Daha fazla etkilendiklerini de görebiliyoruz. Onu da burada not olarak söyleyeyim. Sonuçta burada milli takım hocalarımız da var. Belki tabii ki ayırmak şey olmaz ama nedir? Zaten kadın sporcularımızla ilgili biraz daha belki ekstra çalışmalara öncelik verilebilir, bilemiyorum. Veya projeler üretmeye ihtiyaç var. İçinde bulunduğumuz durumun en kötü yanı diye sorduk sporcularımıza. İçinde bulundukları durumun en kötü yanının hareketsizlik, aktivite yapmamak, kapalı kalmak var bir tanesi. Bir de en yüksek frekansı olan yüzememek, antrenman eksikliği var. Yaklaşık sporcuların %40'ı ilk şey olarak bunu söylemişler. Yani en fazla frekansı olan, %40 frekansı olan. Aynı anda birden fazla şey tabii ki söylediler. Tek bunu söylemediler. Onun için 1 ve 2 olarak 2 sayfa şeklinde bu açık. Antrenman eksikliği, tabii kara antrenmanları yapıyorlar. Kara antrenmanları muhakkak onlara çok faydalı oluyor. Ama suyu çok özlediklerini buradan görebiliyoruz. Bunun psikolojik bazı etkileri olduğunu da tespit ettim. Sıkılmak var. Şimdi sıkılmak deyince burada bize bazı bence ipuçları doğuyor. Çünkü sıkılan adamın demek ki boş zamanı var. Hani psikolojik açıdan bakarsak boşluk sıkılma getireceğinden dolayı. Bence şeye bir bakmak lazım. Dün arkadaşlara ben hani sporcularımıza da bunu önermiştim. Günlük plan yapılması. Sporcular özellikle zaten siz yüzmede çok erken kalkmaya alışmış durumdasınız. İlerideki şeylerde gelecek, slaytlarda gelecek. Özellikle bu araya zaman girdiği için, bu yoğun tempodan dolayı ilk başlarda çocuklar dinlendiklerini, uyuduklarını söyleyenler de var. Bunun iyi tarafları da var aslında ama kısa süreli bir etki bu tabii. Zaman uzadıkça adeta bir işte hapis kalma gibi bir durumda arkadaşlarımız, ev hapsi gibi diyebiliriz aslında. Dolayısıyla buradaki sıkıntı biraz da hedefsiz kalmakla ilişkili bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Bu anlamda belki şeye tam bakmak lazım. Yani işte okulda tabii bunlar dersler de yapıyorlar şu anda. Sanal dersler yapıyorlar. Bunlarla ilgili ödevleri de var. Buraya günlük ne kadar zaman ayırdıkları ve bizim belki yüzme ile ilgili kendini kişisel olarak geliştirme, işte kara antrenmanı tabii ki yapıyorlar ama bunun yanında da acaba başka onlara bir takım hedefler verebilir miyiz? Dün birkaç tanesini önermeye çalışmıştım ben sporcu arkadaşlarımıza. Özellikle mesela çıkış ve işte benzeri şeylerde olduğu gibi, fazlarında olduğu gibi yarışmaların veya antrenmanların reaksiyon geliştirici bir takım şeyler yapılabilir evde. Reaksiyon zamanlarını geliştirici, tepki zamanlarını hızlandırıcı böyle sporcuların. Ondan sonra konsantre olma becerilerini geliştirecek olan bir takım çalışmalar yapılabilir. Birkaç tane zaten önerdik, bugün de önereceğiz. Bir takım bu amaçla psikolojik antrenmanlar da tasarlanabilir. Zaten bol miktarda var. Sporcuların ihtiyaçları bu anlamda bizim için de çok önemli. Eğer geri bildirimde bulunur da ben en sonunda mail adresi de paylaşacağım. Yani bize yani şu konuda psikolojik antrenmanlar lazım. Bu konuyu geliştirmemiz lazım. Yani çocukların evde yapabileceği şeyler anlamında söylüyorum ve psikolojik etkiyle kazanılabilecek olan uygulamalar açısından söylüyorum. Bu konuda da bizler destek olmaya çalışırız. Bu sıkılmak, hareketsizlik, aktivite yapmamak, kapalı kalmak bu anlamda bir boşluk hissi de oluşturuyor psikolojik olarak. Yani insan kendini fonksiyonsuz hissediyor. Aynı şey bizde de var tabii ki şu anda. Özellikle fiziksel aktivite ihtiyacımızı yeterince karşılayamadığımız için ne yaparsak yapalım çünkü yeterince karşılayamayabiliriz günlük yaşam içerisinde. Ve tabii aynı yerde bulunmanın, mekan değiştirmeden aynı yerde bulunmanın getirmiş olduğu bir takım şeyler de olduğu için, yan etkiler de olduğu için burada ana konular bunlar ve işte yüzme virüs tehlikesi bana ve sevdiklerime zarar verebilir diyen arkadaşlarımız var. Belirsizlik denen arkadaşlarımız var. Düzenin bozulması, aşırı yemek uykusuzluk diye bir bulgu var. Az da olsa var. Buraya da belki biraz dikkat etmek lazım. Özellikle işte şeyi tabii söylemişti İbrahim Hoca ve Yasin Hocalar. Beslenme ile ilgili de planlar var. Beslenme programları burada belki de
çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü işte form bozukluğu, kilo alma, yağ oranlarının işte çok artması vesaire daha sonrasında performansa dönüşü yavaşlatabilir, engelleyebilir. Tabii küçük kardeşlerimiz de vardı. 8 yaşından itibaren anket dolduran kardeşlerimiz de vardı. Bir tanesi 23 Nisan'ı evde geçirmek zorunda kalmak kendisi için en kötü yanı olarak onu söylemiş. Diğer taraftan bakarsak bunun devamında bu şeyi ikiye böldük. Sosyal boyutla ilgili bir şey var çok sayıda. Yaklaşık 17-18 civarında. Arkadaşlarla, yakınlarla görüşmek, sokağa çıkamamak diyen arkadaşlarımız var, katılımcılar var. Fazla ders çalışmak diyen bir kişi var. Genelde ders çalışmayı demek seviyorlar. Tam tersi okula gidememek ve geri kalmak diyenler var. Ve online eğitimle ilgili sorunlar yaşadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Yani içinde bulunduğumuz durumların en kötü yanı, şu andaki içinde bulunduğumuz yanı en kötü yanı. Bir de en iyi yanını sorduk arkadaşlarımıza. Yani kötü yanı var ama iyi yanı ne? Evet, burada büyük oranda aile ve kardeşlerle daha fazla zaman geçirme şansı buldukları için en iyi yanı bu olduğunu söylediler. Ve bu konuyu biraz işlemek de lazım aslında. Aileye tabii ki düşen şeyler de var. Ailenin yapması gereken konular da var ama özellikle yaratıcılığımızı kullanarak çocukların aileleriyle birlikte yapabileceği aktivitelere bizler de yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum antrenörler olarak. Herkesin deneyimleri var. İşte dün bununla ilgili bir şey de önermiştik. Fototerapi önerdik. Umarım uygularlar çocuklar. Bir sonraki madde, bakın oklarla zaten göstermiş olduk burada. Kendini dinlemek, geliştirmek ve zaman ayırmak onlara iyi gelmiş. Arkadaşlarımız iyi yanı olarak söylüyorlar. Evin rahatlığı, evde olmak, güvende olmak, özellikle işte virüsle ilgili olarak, işte virüsten korunmak, sağlıklı olmak diyen arkadaşlarımız var. Okula gitmemek diyen afacan bir kesim görüyorum. İşte mutlu olmak, kitap okumak diyenler var. Kilo almak diyen var. Demek ki kilo almaya çalışan arkadaşlar da var. Kara antrenmanı yapmak diyen arkadaşlar var. İçinde bulunduğumuz durumun iyi yanı olarak söyleyen çocuklar olarak baktığımızda. Şimdi anne babayla etkileşim, burada tabii ki yaş durumu küçük olduğu için, küçük yaşlardaki 26 bireyler çok fazla, 15'in altındakiler en fazla. Dolayısıyla iki tane soru sorduk burada. Anne babanızla ilişkinizde son bir aylık dönemde fark ettiğiniz değişiklikler var mı diye bir şey sorduk ki bu bizim için önemli. Çünkü sporcularımızın aile ve özel yaşantılarındaki değişiklikler moral ve performans durumunda etkileyebileceği için bu soruyu da sorduk. İkinci olarak da bu süreçte anne babanız size daha iyi nasıl destek olabilirlerdi diye sorduk. Ben bu soruların cevaplarını da size aynı biraz evvel yaptığımız gibi bir PDF dosyası var bununla da ilgili olarak. PDF dosyası üzerinden chat ekranında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Burada da açtığınız zaman sizler de göreceksiniz. Anne babalarıyla arasındaki iletişim ile ilgili çocukların bir takım durumları var. Bunları görmek bize yardımcı olabilir. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri için tabii ki anne babaların yapabilecekleri çok fazla şey var. Bu anlamda bunları bilmek bize yardımcı olabilir. Tabii ki belki bilemiyorum, daha sonrasında sormak da lazım. Hani antrenörlerimizden beklentilerimiz neler diye bir soru sorulabilir mi? Sizlere muhakkak söylüyorlardır ama dolaylı sorulursa bazen daha iyi oluyor. Çünkü bize bazen yüz yüze bunları söyleyemeyebiliyorlar. Buraya baktığımızda aileme karşı çok gerginim, ne söyleseler yanlış anlıyorum diyen var. Olumlu şeyler söyleyen de çok var. Daha çok vakit geçiriyorum, tanıdığım, her zamankinden daha yakınım. Ondan sonra anne babanın çok üzgün olmaları diyen var bu içinde bulunan durumla ilgili. Annem çok güzel yemek yapabiliyormuş diyen var. Bu nasıl oldu anlamadım, hani annesinin yemeklerini. Özellikle anneyle ilgili daha çok paylaşım var. Aldığınız zaman göreceksiniz. Babalar da mesela bir tanesi babam çok dırdır ediyor diye bir şey yazmış. Ondan sonra işte babam hep evde diyen var.
alışık olmadıkları için daha sık görüyorum diyen var. Babamla bilgisayar oyunu oynuyoruz, arkadaş gibi olduk diyen var. Çok yakınlaştım diyen var babamla. Ve burada annelerle daha fazla evde olabiliyor çocuklar. Sonuçta daha fazla bir saat topluyorlar. Babalar da bu arada işin içine girdiği zaman geçen bir karikatür gördüm. Çocuk şey diyordu, nitelikli evde diyor, nitelikli vakit geçirmekten için çürüdü diyor. Dışarıda saçma sapan şeyler yapmayı özledim diyordu. Babası da o sırada diyor ki işte şimdi şunu okuyacağız, sonra da balon deneyi yapacağız falan diyordu çocuğa. Böyle bir paylaşım vardı. Onun için buradan da ben liste olarak gönderdim. Alt alta göreceksiniz. Önce anne babanızın size karşı fark ettiğiniz son bir aylık dönemde, evde kalan dönemde fark ettiğiniz değişiklik var mı? Varsa neler var? Bizim için bunlar ipuçları olabilir. Yok diyen de tabii ki çok var. Sonra da ikinci hemen bunun altında bu süreçte anne babanız size daha iyi nasıl destek olabilirler diye bir şey var. Bence bunu hani biz antrenörler olarak da belki daha ileride çocuklara sorsak iyi olur kanaatindeyim. Hani biz daha dışarıdan en azından nasıl destek olabiliriz diye. Bu sorunun cevaplarına da baktığımızda çocuklar genellikle iyi şeyler söylemişler. Zaten anne babamız bizim elinden geleni yapıyorlar. Çok fazla beklentiler yok gibi görüyor. Ama bazı şeyler söylüyorlardı. Mesela bir tanesi şey demiş, daha az yanımıza gelerek, yanıma gelerek. Demek çocuğa çok fazla şey yapıyorlar. Dünkü şeyde vardı, paylaşmıştım sunumda. Sürekli bana kefir içiriyorlardı. Ondan şikayet eden bir çocuk vardı. Annem bana sürekli kefir içiriyor, keşke olmasa. En kötü şey yazmıştı ona. Evde kalmanın en kötü zamanına yazmıştı. Motive edebilirler diyen var. Bu paylaşımları da indirirseniz eğer okursanız belki faydası olur. Cengiz Hocam, grafikler kayboldu şu an. Bilerek mi kaldırdınız yoksa grafikler görünüyor şu anda? Tamam. Tekrar ben aslında kapatmadım ama tekrar paylaşayım onu. Tamam. Şey oldu herhalde. Teşekkür ederim. Zaten şu an grafik üzerinden konuşmuyordum da. Tamam. Tamam o zaman siz öyle devam edecekseniz ben hani bilginiz yoksa diye. Evet. Teşekkür ederim. Onu ben tekrar paylaşmaya çalışayım. Şu an gelmiştir sanıyorum. Geldi hocam şu anda evet, tekrar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Burada da işte ek bilgilere bakmamız lazım. Yani işte anne babayla çocuğun neler yaşadığı özellikle küçük yaşantıları için önemli olabilir. Şimdi kaygı düzeylerine bakacak olursak, yani hocam şimdi bir kaygı envanteri uyguladık. Bu arada biraz daha küçük yaştaki çocuklar için, aslında 14'ün altındaki çocuklar için bunu çok değerlendirmeyeceğiz ama gene de bir fikir verecek bize. Burada ben milli sporcular için de bir ayrı şey yaptım. Milliler için ve milli olmayanlar için ayrı bir değerlendirme yaptığımda işte burada şey görüyoruz. Kaygı testi sonuçlarına baktığımızda genelde bütünde kaygı ihtimal kaygı oranının diyeyim, kaygı seviyesinin çok yüksek olmadığını görüyoruz. Fakat bakın cinsiyete bakalım. Özellikle bakın ilk başta milli sporcular var. Erkek sporcuların %87'sinde minimal düzeyde yani sıfıra yakın ve işte sıfıra en yakın diyelim minimal kaygı varken kadın sporcularda bu oran %48. Yani demek ki kadın sporcular diğer taraflara dağılmışlar. Yine hafif kaygı erkeklerde %8.3 iken kadın sporcularda %21. Ondan sonra orta düzeyde kaygı yine erkeklerde 4 iken kadınlarda aynı şekilde yine 21. Ve tam da buraya bir konuşma ekranı geldi. Bir saniye rica edeceğim. Şeyin önüne, grafiğin önüne. Kadın sporcularda şiddetli kaygı yaklaşık %9. Bu aslında üstte durulması gereken bir şey. Hani milli takım antrenörlerimizin demek ki kadın sporcularımıza biraz hani kaygı seviyeleri konusunda da yardımcı olmaya çalışmak. Bu kaygı tabii şeyden de doğabilir. Kaygı sadece içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklanmaz. Beklentilerden doğan bir şeydir aslında kaygı daha çok. Dolayısıyla form kaybolması, performansın kaybolması, kariyer hedeflerinin kaybolması, yaşanacak zorluklar, sağlıkla ilgili algılanan tehditler olabilir. Pek çok şey buna yol açmış olabilir. Bakarsanız şeyde şiddetli kaygı erkek sporcularda 0 çıkmış milli sporcularda. Milli olmayanlara baktığımızda da gene benzer bir tablo görüyoruz ama bakın karşımızda
Milli olmayan sporcuların, kadın sporcuların kaygısı, evet erkeklerden yüksek ama milli olan kadınlardan daha düşük olduğunu burada bakın görebiliyoruz, bu şekilde bir şey var. Erkekler demek ki biraz daha normal hayatta olduğu gibi bu COVID sürecinde de sanıyorum kaygı seviyelerinin daha aşağılarda tutabiliyorlar. Şeklinde görebiliyoruz. Bir de toplamına baktığımızda hani milli ve şey karıştırarak her ikisine baktığımızda da bakın gene benzer bir sonuç görüyoruz. Yani kadınların kaygı seviyeleri biraz erkeklere göre yüksek diyebiliriz yüzücülerimiz açısından. Baktığımızda bunun nedenlerini, işte neler yapabileceğini tabii tartışmak lazım. Sporcuların psikolojik durumunda günlük rutinin aniden kesilmesiyle ilgili yaşanan bir boşluk hissi olduğunu buradan söyleyebiliriz. Antrenman yapamama burada çok önemli bir şey. Özellikle şu var, biraz evvel ek bazı analizler yaptım. O tabloları burada paylaşmadım ama söyleyeyim. Özellikle uzun süre spor yapamadıkça sporcular, pardon, uzun süre spor yapmadıkça diyelim, spor yapmama süresi, yüzme antrenmanı yapmama süresi uzadıkça kaygı seviyesinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sporcuların en önemli kaygı kaynağının burada yüzme antrenmanlarının kesilmiş olması olduğunu görüyoruz. Tabii şu an bunun için pratikte yapabileceğimiz bir şey yok ama bu psikolojik durumun kalkması için işte o mental antrenmanların evde yapabilecekleri reaksiyon çalışmaları gibi ve başka işte belki patlayıcılık vesaire artık hani neler yapabiliyorlarsa o konularda kendilerini güçlü hissetmeleri için bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Özellikle psikolojik dayanıklılığı veya zihinsel sağlamlık dediğimiz, işte psikolojik dayanıklılık dediğimiz boyutu güçlendirmek için zihnin güçlü tutulması, fizik olarak zaten güçlü olarak bunu sağlayabilir ama zihnin de güçlü tutulması çok önemli. Yani burayı ihmal etmemek lazım. Biraz evvelki verilerle belirtecek olursak sıkıntı yaşamaları sporcuların, işte mutsuzum, sıkıntı yaşıyorum diyen. Tabii onun şöyle de bir kaynağı da var. Ciddi anlamda kilometrelerce her gün yüzme, ağırlık antrenmanları yapma ve başka sosyal bir takım aktivitelere alışmış olan insanların burada tabii ki o enerjiyi atamamalarından da kaynaklanan bir sıkıntı da var. Bu anlamda işte bu amaçsızlık ve hayal kırıklığı da yol açıyor. Bunu ortadan kaldırmak için bize göre en önemli şey hedef belirlemek. Yani ara hedefler koymak. Şu anda içinde bulundukları durumun hedeflerini belirlemek yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Belirsizliğin artması var burada ve bütün yaşamlara bağlı olarak kaygı, stres, biraz da öfke sarmalı yaşayabilirler. Yani kendilerine yakında ilişkide bulundukları insanlara, hatta belki bazen bize de yansıyabilir antrenör olarak. Bunlar da biz de tabii biraz anlayışlı olmak durumundayız. Onlara destek olmak durumundayız diye düşünüyoruz. Ne öncelik verilebilir? Stres yönetimine yardım. Onların stresleri yönetmelerine yardım. Ama burada şu var. Gerçekçilik üzerinden gitmek lazım. Sporcuların, özellikle küçük yaştaki sporcuların yaşlarına uygun şekilde, herkesin anlayabileceğine uygun şekilde içinde bulunan durumun ciddiyetinin onlara anlatılması gerekiyor. Ve hedef olarak herhalde şöyle bir şey konulması lazım. Yarın müsabakalara başlayacakmış gibi kendilerini hazır tutmakla görevli olduklarını, yani bu zamandaki en kötü yapılabilecek olan şey boşluk hissetmeleri. Dün biraz sporcu arkadaşlarımıza bunları anlatmıştık. O sunumu da eğer okursanız faydası olur diye düşünüyorum. Özellikle boşluk hissi iyi bir şey değil. Çok uzun süre oturmak iyi bir şey değil. Ve günlük plan yapmadan, günlük rutin oluşturmadan yaşamak sporcu arkadaşlarımız için şu anda zararlı olacaktır. Erken kalkmaları, zamanında yatmaları çok önemli. Uyku şiftlerinin kaymaması çok önemli. Yani işte gece saat 2'lere 3'lere kadar nasıl olsa okuluya uykusuz kalıp sabah da öğlene kadar uyumak iyi bir alternatif değil. Yani bu özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Günlük yaşam planları hayat amaçları üzerinden götürülmesi lazım. Ve burada B planı sonuçta. Bu A planı normal hayatımızı yaşamaktı. Evde kalma durumu varken, virüsten korunma durumu varken biz hangi yönlerimizi güçlendirebiliriz? Biraz buralara bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Bizim açımızdan, antrenörler açısından yakın iletişimin sürdürülmesi, mümkünse sık olarak sporcularla işte bu gibi ortamlarda yüz yüze görüşülmesi yararlı olur. Bu duruma uygun hangi hedefler belirleyebilecekleri konusunda onlara yardımcı olabiliriz. Bu hedeflerin hepsinin sadece yüzmeyle ilgili olmasına gerek de yok. Başka hedefler de belirlenebilir. Yüzmeye yardımcı olabilecek şeyler olabilir.
Yüzme kültürü oluşturmak anlamında hedefler olabilir. İşte olimpiyattaki yüzme yarışlarını izlemek, biz seçebiliriz onlara mesela. Her hafta birkaç tane böyle video atabiliriz. İzlemelerini önereceğimiz. Eğlenceli şeyler de yapmaya ihtiyaç var. Biraz daha ileride ondan tekrar bahsetmeye çalışacağım. Onun için burada devam ediyorum. Tabii burada şu da çok önemli. İşte bu sunumda biraz belki onların genel durumunu anlamaya çalıştık ama bu yaptığımız çalışmada sporcuların antrenörler olarak bizden acaba hangi beklentileri vardır? O beklentileri nasıl karşılayabiliriz? Bunu merak etmek gerekiyor. Bazen dolaylı yollardan, bazen de işte doğrusal olarak kendimiz sorarak bu yollardan yapmaya çalışabiliriz diye düşünüyoruz. Stres yönetimine nasıl yardımcı olabilir sporcuların? Onlara biraz gevşeme teknikleri çalıştırabiliriz. Nefes alma, diyafram nefesi gibi teknikler çalıştırabiliriz. Vücutlarını gevşetebilmeyi öğrenmelerini öğretebiliriz. Çünkü bu teknikler aslında biliyorsun normalde sporcuların da çalıştığı teknikler. Belki şu ölü zamanda biraz önce İbrahim Hoca'nın da söylediği gibi bu dönemin sporcularımızın da işte belli özelliklerini geliştirerek eğer güçlendirerek devam edebilirsek gevşeme teknikleri, nefes teknikleri gibi teknikler, bazı zihinsel antrenman teknikleri, bu mental antrenman dediğimiz teknikler öğrenilmesi burada yardımcı olabilir. Bu teknikler sporcuların şu an içinde bulundukları psikolojik durumu kompanse edebilmeleri için yardımcı olabileceği gibi daha sonrasında antrenmanlarına ve yarışmalarına başladıklarında oradaki psikolojik güçlenmeyi de artıracak yanları olabilir. O anlamda belki de şöyle bir şey yapabiliriz. Çok fazla geçmeden sporcuların zihinsel sağlamlık durumuyla ilgili bir iki test uygulayabiliriz onlara. Onların durumunu görüp ona göre de antrenmanlar ve çalışmalar tasarlayabiliriz. Yani şu an çünkü çok hızlı bir giriş yaptık biz ilk başlangıçta. İşte sadece genel durumu almaya çalıştık. Ama süreç uzayacaksa eğer ki uzayacak gibi görünüyor. Daha verimli geçirmek için özel çalışılması gereken bir şey bu. Yani şu çok genel şeyler yapılarak da bazı şeyler olabilir ama yüzme sporcularına özel, bizim sporcularımıza özel bir şeylerin tasarlanmasına da ihtiyaç var. Ve burada en önemli konulardan bir tanesi bütünsel, yaşamsal bütünsel destek veya esenlik psikolojisi, wellness psikolojisi dediğimiz bir yapı var. Bugün ona zamanımız kalmayacak zaman şeyinden dolayı, yani çok uzatmama amacından dolayı. Ayrıca ileride eğer hani bir tur döndükten sonra ikinci tura başlarsak memnuniyetle o konuyla ilgili daha pozitif öneriler, daha somut önerilerle esenlik psikolojisi konusunda sporcuların, yani esenlik dediğimiz şey aslında şu, yaşamsal bütünlük anlamında işte psikolojik yön var, duygusal yön var, işte iç huzuru, maneviyat, spiritüalite boyutları var, fiziksel boyutlar var, sosyal boyutlar var ve buna benzer boyutlar var. Bunların hepsiyle ilgili nasıl yapabiliriz? Sporcuları güçlendirmek için neler yapabiliriz? Bunların hedeflerini koymak gerekiyor. Pozitif düşünce oluşturmak son derece önemli. Sporcuların olumlu düşünmesine yardımcı olmak. Bizler onlara verdiğimiz mesajlarda ben şey demek istemiyorum. Yani boş şeyler değil ama altı dolu olan pozitif içinde bulunduğumuz durumda daha iyi nasıl olabiliriz diye. Ben onlara dün bir hikaye anlatmıştım. Onu da anlatmak isterim. İşte bazen kurumsal eğitimlerde anlattığım bir hikayedir o. Şu anda içinde bulunduğumuz durum aslında birazcık şeye benziyor. İstemeden cezaevine düşmüş gibi. Yani bizler belki hani 20 yaş üstünde olduğumuz için, 60'ın altında olduğumuz için sokaklara çıkabiliyoruz ama gene de mümkün olduğu kadar çıkmamaya çalıştığımıza göre ev hapsindeyiz gibi hissediyoruz. İki tane cezaevine düşen insanın hayatını anlatıyorum ben. 5 yıl ceza almış iki kişi olsun. Bu arada ben cezaevi projeleri yaptığım için daha önce cezaevlerin içinde gördüm yani oradaki yaşantıyı da biraz biliyorum. Hiç kimse cezaevine düşmek istemez. Hiç kimse şu an bizim dünyada tüm dünya vatandaşları gibi bizlerin içine düştüğü duruma düşmek istemez. Bu bir kere kesin. İki kişi cezaevine gidiyor. Bir tanesi hayata kahretmeye başlıyor. Lanet olsun diyor işte benim bu nasıl başıma geldi diyor, nasıl bunu yaptım diyor, pişmanlıklar vesaire birbirini kovalıyor. Geçenlerde sosyal medyada bir şey gördüm. Yaklaşık 70 yaşında bir abimiz, benim de Facebook'tan ekli Atıcı abilerimizden birisi, daha önce o camiayla çok çalıştığı için lanet olsun, yani benim başıma bu da mı bu yaşta gelecekti, sokağa çıkmak yasak ya onlara. Böyle bir şey yazmış yani o açıdan bakıyor bu tür insanlar. Biz buna aslında olumsuz düşünce de diyebiliriz. Katabolik düşünce deniyor buna aslında. Katabolik yani yıkıcı, yapıcı olmayan düşünce tarzı diyoruz. Bir de
Başka birisi gene cezaevine aynı gün giren 5 yıl almış kişi olsun. İkinci kişi de diyor ki ben tabii ki diyor buraya düşmek istemezdim ama diyor bu 5 seneyi ben nasıl değerlendirebilirim? Alcatraz Kuşusu diye bir film vardı biliyorsun. Böyle çok filmler vardır. O 5 seneyi ikinci kişi kitap okuyarak, el sanatları öğrenerek, imkanı varsa ihtiyacı olanlara yardım ederek, okuma yazma bilmeyen de okuma öğreterek falan geçiriyor. Birincisi çürüyerek oradan çıkıyor. İkincisi de bambaşka yeni güçler edinmiş bir insan olarak çıkıyor. O yüzden bu örneği ben veriyorum. Çocuklara pozitif düşünce alışkanlığı geliştirmek için onlara şu anda içinde bulundukları durumda kendilerini güçlendirecek her ne yaparlarsa yararlı olacağı alışkanlığını kazandırmak lazım. Yani onun için de günlük planlamaları nasıl yapacaklarını, özellikle günlük boşluk kalmamalarını, şu demek değil yani hiç dinlenmesinler değil ama böyle sadece televizyon, ondan sonra işte ne bileyim saatlerce sosyal medya, saatlerce böyle lak lak yapmaya zaman ayırmak yerine ne yapılabilir işte? Yeni yazarlar keşfedebilirler, kendileri yazabilirler, kendileri el becerileri kazanabilirler, hobiler edinebilirler. Belki yeni beceriler kazanabilirler, zihinsel olabilir veya uygulamalı olabilir. Dolayısıyla bu onlara şeye de yardımcı olur. İçinde bulunan tehlikeyi, tehdidi çok büyüterek böyle sürekli kuruntu dediğimiz işte düşünce tarzını geliştirmelerinde engelleyecek bir şey olacaktır. Psikolojide ruminasyon dediğimiz bir kavram var. Bu kavram bir problemin kafada sürekli olarak tekrar edilmesiyle ilgili. Bu kar topu gibi büyür, sonunda çığa dönüşür. Onun için olumsuz düşünme buna yol açan bir şey olduğundan dolayı çocukların olumlu düşünmesine yardımcı olmak için biz elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar diyelim, onlara yardımcı olmamız lazım. Bir de şey var, çok az var geri bildirimlerde ama yavaş yavaş artacak sayısı. Şu anda Türkiye'de yaklaşık koronaya yakalananların oranı 1/1 gibi. Yani her 1000 kişiden bir tane bir vatandaşımız neredeyse koronaya yakalanmış durumda ve çember gittikçe daralıyor. Az sayıda geri bildirimde yakınlarının koronavirüse yakalandığı ile ilgili şeyler var, olumsuz algılar var. Dolayısıyla bu da çocuklarda bir travma yaratma ihtimali var. Yakın vadede aslında, çok da uzun vadede değil. Çünkü bu çember mesela 500'de 1'e indikçe, %1'e indikçe, %1 dediğimiz apartmanımız demektir. Yani bundan ne kadar sonra olacağını bunu bilmiyoruz. İnşallah hiç olmaz. Ama bu da bir travma olacaktır. Bu travmaya karşı neler yapılabilir? Ailede tabii daha çok iş düşüyor. Ama biz de bir takım fikirler üretirsek iyi olur diye düşünüyorum. Sporcularla yüzme amaçlı olan ve olmayan iş dışı paylaşım toplantıları yapabiliriz webde. Zaman zaman onları toplayıp, mesela biz yüksek lisans öğrencileriyle haftada bir normal ders yapıyoruz. Şimdi haftada birden fazla ders yapmaya başladık. Bu hafta şu an onlar da aramızdalar. Üçüncü dersi falan yapmış olacağız. Bunları da ders sayıyorum bu arada şu an yaptıklarımızı. Yarın tekrar ders yapacağız onlarla. Dolayısıyla sizler de belki onları biraz yakın markaja alabilirsiniz. Sporcular arasında networkler oluşturarak, görev paylaşımları yaparak veya takım etkileşim grupları oluşturularak paylaşım kültürünün güçlendirilmesi mümkün olabilir. Yüzme tabi buna çok uygun olmasa da yüzmede uygun olan şeyler bulunabilir mi bilemiyorum. Mesela bazı branşlar sanal müsabakalar yapmaya başladılar. Biraz önce satranç camiasından bir arkadaşım aradı. İşte 23 Nisan'da bir satranç etkinliği yapıyorlar. Sanal yarışmalar ve benzeri etkinlikler yapıyorlar. Böyle şeyler tasarlanabilir mi bilemiyorum. Hani yaratıcılığımızı kullanmamız lazım. Bu süreçle ilgili işte sporların bilgilendirilmesi de gene ek bir konu olarak. Mesela burada şey görüyorsunuz. Küçük yaştaki çocuklara altta linki de var. Daha sonra federasyon sayfasına YouTube'a bunları koyacağım. Oradan da bakılabilir. Çocuklara COVID'i nasıl anlatırız diye bir şey var. Ve burada bakın. Şurada iki sayfada da Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir masal hazırlamış. Bu masalın Türkçesi de var. Dünya Sağlık Örgütü'nün de sayfasına konulmuş. Yani kendi çocuğu olanlar için, yakınlarındaki işte küçük yaştaki sporcularla çalışanlar için. Çünkü çocuklara da travma oluşturmadan bu içinde bulunan süreci anlatabilmek çok önemli. O işte çünkü travma sonra stres bozukluğu dediğimiz durumlar var. Buralara yol açmamak için çocuklara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmemiz lazım. Bu arada el kaldıran bir arkadaşımız var ama şu anda ona nasıl dönebileceğimi bilmiyorum. Buradan çıkarak chatroom'a bir şey yaz. Chatroom'a yazabilir misin Nagihan arkadaşım? El kaldırma, ben onu şu anda açamıyorum buradan. Chatroom'a yazabilirseniz sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz şeyi
buradan ben de dile getirmeye çalışayım. Bunun gibi sayfalar var. Burada bakın sizinle bir etkinlik örneği paylaşacağım. Dün çocuklara bahsetmiştim. TED Kulübü'nde antrenör arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma işte. Bunun gibi böyle çok basit, yaratıcı şeyler. Hani ev ortamında da çocukları eğlendirecek özellikle küçük yaştakileri. Bir işte şey sarma, birisini yakalayıp işte 3 dakika içerisinde paketleme yarışması, mum yalama yarışması demişler. Çocuklar bakın burada bir etkinlik yapmışlar. Hani küçük yaşta veya büyük yaşta da olur aslında. Hepimiz oyunu severiz. Böyle etkinlikler yapılabilir çocuklara. Eğlenceli etkinlikler. Hani bir teknik boyutlara odaklanalım. Psikolojik boyutlara odaklanalım. Ama bunları en kolay unutturabileceğimiz şeyler bu tür eğlenceli etkinlikler. Eminim biz de yarattığımızı kullanarak çok güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi dünkü sunumda çocuklarla şunları paylaşmıştık. İşte yüzme için neler yapabiliriz? En iyilerin en iyi performanslarını bulup izlemek. Kendi en iyi performanslarını izlemek bu aralar olabilir. Antrenörün dediklerini tekrar etmek, sizlerden gelen talepleri işte ve sizden talepte bulunmalarını rica ettik onlara. Yani antrenörlerden talepte bulunun, onlar çok memnun olacaklardır diye düşünüyoruz demiştik. Sanal yarışlar, her türlü farklı sanal yarışlar da olabilir aktif kalmak için. Zihin olarak aktif kalmak da çok önemli. Yani beden olarak aktif kalmak güzel, zihin olarak aktif kalmak da çok önemli. Ve sezon kısa sürede sonra başlayacak gibi hazır olmak çok önemli. Çünkü öyle olmazsa boşluk oluşuyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 sene sonra sezon başlayacak denildiği zaman zaten hedef kalmıyor. Onun için her ne olursa olsun yarın yarışmalar başlayacak gibi hazır kalmak lazım. Çünkü burada belki de bunu şöyle anlatmak lazım. Ola ki 15 gün sonra şey bitti, virüs tehlikesi bitti. Çünkü SARS'ta mesela öyle olmuştu. En yakın 2003'te olan bu SARS virüsü, benzer yakın aileden bir virüs, korona ailesinden bir virüs turada. Birden kesildi mesela. 8000 kişiye bulaştı. 700 küsur kişi öldü. Ama birden kesildi. Burada da öyle olabilir. Düşünün boşluğa girip de böyle kendini bırakanlar varken, ki milli sporcular da olur bu durumda eğer yaparlarsa. Öbür tarafta başka insanlar eğer hazır olurlarsa 15 gün sonra bir yarış olduğunda, bir ay sonra, iki ay sonra bir yarış olduğunda onlar daha hazır olacaklar. Onlara belki bu şekilde bu süreci anlatabiliriz. Yani kendini hazır tutmak anlamında. Bir canlandırma uygulaması paylaşmıştık kendileriyle arkadaşlarımızın. Vaka çalışmasının kaç kişi üzerinden yapıldığını sormuşlar. 517 var şu anda. Yani 570 kişi anket doldurmuştu. Hatta daha sonrasında daha fazla da eklendi ama ben son kestiğimde 570'ti. Duplicate girişler, hatalı girişler falan da vardı. Çıkardığımızda 517 oldu. Böyle bir soru geldi. Çetten onu cevaplamıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir zihinde canlandırma uygulaması önermiştik onlara. Öncelikle bu çalışmayı tek başlarına bir odada yapacaklar. İki günde bir yapabilirler. Sabah, yani iki günde bir kere sabah ve akşam uygulama yapacaklar. Zihinde canlandırma çalışması. Ki çok değişik zihinde canlandırma uygulamaları var. Şu anda bizim arkadaşlarımız da bunları geliştiriyorlar. Özge şu anda aramızda yüksek lisans öğrencimiz. Kendisi de yüzücü. Ve onları spor psikoloğu olarak yetiştiriyoruz. Bana bugün yüzücüler için tasarladığı bir şeyi gönderdi. Ali Can Hoca ile beraber tasarladıkları bir antrenman yöntemini gönderdi. Zihinsel antrenman. Bunlar tasarlanabilir. Şunu yapmalarını istiyoruz sporcu arkadaşlarımızdan. En iyi oldukları, en iyi olduğu tekniktir. Yani işte çıkışta mı en iyi, dönüşte mi en iyi, işte veya serbest teknikte işte hangi en iyi olan yanları var. Bunları yazıyor. Bir de daha iyi olması gereken, hani kötü demeyelim de daha iyi olmaları gereken teknikleri yazıyorlar. Daha iyi nasıl olabileceklerini. Ve önce bir derin nefes çalışması yapıyorlar. Diyafram nefes tekniğini işte dinle öğrenmeye ihtiyaç var ama zaten gözlerini kapatıp burundan nefes alarak ondan biraz daha yavaş, hani iki kat daha yavaş ağızdan nefes vererek karnını doldurarak nefes almak. İşte koklar gibi nefes almadır bu. Bunu yaptıktan sonra bir süre en iyi oldukları tekniği gözlerini kapatarak 10 dakika boyunca eş zamanlı olarak tekrarlayacaklar. Mesela çıkış mı? Çıkacak, işte çıkışın devamındaki o suyun altından yüzecek, dönecek, tekrar çıkacağını hayal edecek. Bu şekilde 10 dakika boyunca çalışacak, daha uzun değil. Bir süre dinlenecek. Mesela geliştirmeyi düşündüğü tekniği 10 dakika boyunca eş zamanlı olarak tekrarlayacak. Hangi tekniği geliştirmeyi düşünüyordu? İşte dönüşü daha iyi hale getirecekti. Yarışta olarak hayal edecek, dönüşe yaklaşacak, hayali olarak dönecek.
Bu bilimsel bir, bu arada altyapısı var. İnsanların pasif olarak çalıştıklarında beyinlerindeki nöronlar ateşlendiği için o hareketi yapmayla ilgili motor öğrenme yardımcı olan bir şey. Burada yalnız önemli olan bir konu var. Tam doğru şekilde hayal etmeleri lazım. O yüzden şunu öneriyoruz. İşte o tekniği en iyi yapan, dünyada en iyi yapanın veya kendi idolü olan, kendi tekniğine yakın olan, stiline diyelim, yakın olan sporcuyu izleyerek belki de antrenörün de desteğiyle biraz bunu konuşarak başlangıçta sonra da kendi başlarına yapmalı. Bu birinci zihinsel antrenman yöntemi de sporcuları önerdiğimiz. İkincisi de biraz daha yarışmaya dönük olarak, bütünsel yarışmaya dönük olarak işte kaç yüzüyorsa diyelim ki işte 100 kelebek bunu yüzecek. Eline bir kronometre alacak sporcu. Hep telefonlarına zaten var artık. Çok kolay. Hangi yarışta yarışacağını, kimlerle yarışacağını seçecek. Ondan sonra rahat bir pozisyonda kalacak. Ve çıkış tahtasına çıkacak. Normal yani yarışa başlar gibi. Kendini tamamen o şartlarda hayal ediyor. Hakemleri hayal ediyor. Havuzu hayal ediyor. Kıyafetini, hazırlığını falan yapıyor. Isınması her ne gerekiyorsa bunları yaptığını hayal edecek. Ve burada kronometreyi başlatırken yarışmayı da başlatacak zihninde. İşte ne bileyim 100 kelebek, ben tabii dereceleri şu aklımdan söylüyorum, işte atıyorum 60 saniye sürsün. 60 saniye içerisinde aynen yarışı yüzecek. İşte dönüşlerden dönecek, tekrar dönecek, tekrar dönecek. Bir tane de kronometre basacak. Aradaki farka bakacak. Yani normal yaptığı en iyi dereceyle ondan birazcık daha iyi yapmaya çalışacak. Arada büyük bir fark varsa o zaman zihnindeki saatle tempo arasında bir şey olduğunu görecek. Bunun gibi zihinde canlandırma uygulamaları çok sayıda var. Sadece bunları önerdik hani başlangıç olarak arkadaşlarımıza. Bunları yapabilirler. Bizler neler önerebiliriz peki? Sonuç olarak bütün bu konuştuklarımızla beraber büyük sporcuların hayatlarından başarı öyküleri paylaşılabilir. Hep Phelps'te bir konuşulmasın. Başkaları da var. Başka büyük sporcular da var. Tarihte dramatik kazanılan işte böyle özellikle şu an şeyleri bulmaya bizim ihtiyacımız var. Benzerlikler psikolojik olarak bazı şeyleri daha hafifletmeye, bazı travmaları daha hafifletmemize yardımcı olabilir. Mesela çok zor durumlardan çıkıp da işte hani şey örnekleri vardı işte savaştan çıkar şampiyon olur vesaire, hastalıktan iyileşir işte şampiyon olur. Bu gibi spor öyküleri bularak o sporcuların işte belki hayatları da aralarda paylaşılabilir. Yani hani zor durumlardan insanların çıkabildiğini gösteren bir atmosfer oluşturmak açısından. Ve Türkiye'den, içimizden başarı öyküleri paylaşabiliriz. Başka branşlardan olabilir. Mesela şu an jimnastik branşında dünya şampiyonu ikincisi olan gençler var. Onların hayat hikayeleri yardımcı olabilir. Yüzmede de dereceler sürekli iyileşiyor. İnşallah bizde de çıkacaktır bunlar en yakında. Yeni zihinsel antrenman uygulamada geliştirip paylaşabiliriz sporcularla. Ortak gelişim grupları. Bu crossing gibi uygulamalar yapılır. Ben okuduğum bir kitabı özellikle dijital kitap olarak paylaşabilirim veya kargoyla gönderme imkanı olabilir. İşi eğlenceli kılmakla ilgili bir takım yöntemler geliştirilebilir. Bu alanda mesela Life Kinetic gibi uygulamalar var. Bakabilirsiniz. Psiko eğitim, psiko eğlencelilik gibi kavramlar var. Yani şu anda çocukların içinde bulunduğu durumu ve daha sonrasında onlarla birlikte yapacağımız antrenmanları psiko eğlenceli hale nasıl getirebiliriz? İşte film tavsiyeleri gibi şeyler olabilir. Hatta bilmiyorum burada hiç denemedim ben şimdiye kadar ama sanal ortamda beraber film de izleyebiliriz belki. Denemek lazım. Biz bir gün yüksek lisans kurumundaki arkadaşlarla bunu bir deneyelim. Bir gün de bir film izleyelim. Bakalım nasıl olacak. Yeni yeni kültürler oluşacak. Dolayısıyla bunları yaparak hepsini başarabiliriz. Benim şu ana kadar paylaşmak isteyeceğim şeyler bunlar. Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için bana bu şansı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz şeyler olursa memnuniyetle cevaplayabileceğim bir şeyse cevaplamaya çalışırım. Arkadaşlar sorusu olanlar raise hand yapıp el kaldırıp sesini açabiliriz. Bu noktada sorunuz varsa chat bölümünden ya da raise hand yaparak bize şey yapabilirsiniz. Evet, bütün soru var. Bütün şeyleri, sunumları zaten paylaşacağız. Sadece sonuç slide değil, bütün her şeyi. Hatta daha fazlasını. Yani bunlar tabii, şunu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, bu 3 gün, 4 günlük bir süreç içerisinde hazırlanmış olan bir sunum.
özellikle sporcu sunumunu biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Daha somut, daha uzun anlatarak sporculara bazı şeyleri onu da paylaşacağız. Sağ olun. Başka sorular varsa. Arkadaşlar, ilk önce şunu söyleyeyim. Dediğim gibi sorunuz varsa buradan alabiliriz. Onun haricinde nedir o? E-sertifika için buraya isim soyad mail adresinizi bırakın lütfen. Örnek veriyorum, Yasin Atıl, yasinatil@hotmail.com, tek satıra, tek alana. Bir de büyük ihtimalle açılıyor. Şu an adı alıyorlar. Oraya da yollamanızı rica ediyorum. Ben chat bölümünü de yazacağım. e-sertifika@tf.gov.tr yazıyorum hatta. Evet, yazsak e-sertifika e-sertifika@tf.gov.tr şu an haberi de gelecek. Eğer orası olursa direkt oraya yollarsak. Bir saate açılıyormuş. Lütfen bir saat sonra, biz buradan da kayıt alıyoruz ama orası çok daha önemli. Bir saat sonra e-sertifika@tf.gov.tr gerekirse Instagram'dan da herhangi bir yerden de yayınlarız. Ben bir daha yazıyorum çünkü sizler de buradan yazıyorsunuz. e-sertifika@tf.gov.tr arkadaşlar, sizlere katılımımızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım devamını hep birlikte takip ederiz. Sorusu olan varsa lütfen el kaldırarak veya herhangi bir şey söylemek isteyen, bir fikir bildirmek isteyen bu noktada varsa söz verelim. Yoksa da Cengiz hocamızı fazla tutmayalım derken bir geldi. Evet, Mustafa hocam, buyurun. Evet, sesiniz açık Mustafa hocam. Telefonda bir ayar yaparken oldu. Sorum yok şu an için. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, o zaman katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. e-sertifika@tf.gov.tr'ye de yollarsanız çok memnun oluruz. Buradan da kayıtları alıyoruz. Onun haricinde Cengiz hocama da verdiği emekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah o da keyif almıştır. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Cengiz hocam. Çok teşekkür ederim. Benim için büyük zevkti. İhtiyaç olduğum her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bir el sallarken görelim sizi ya. Şöyle. Ben de fotoğraf çekeyim. Vallahi çok iyi olur hocam. Hocam ben screenshot alayım. Arkadaşlar bir el sallayın, screenshot alayım. Cengiz hocamıza göndereyim en güzelinden. Ben de el sallayayım. Süpersiniz. Teşekkür ediyorum. Cengiz hocam yolluyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Cengiz hocam, değerlendirme için biz çıkalım. Aynen. Birazdan toplanırız. Bir beş dakika. Tamamdır. Görüşmek üzere.